Yaşlara her hafta hızlanan temposu ve merak uyandıran hikayesiyle izleyicinin sevdiği yapımlar arasına girmeyi başardı. Her geçen gün Cennet'in cephesinde işler biraz daha karmaşık hale geliyor. Biz de yapımın setinde karakterlere hayat veren oyuncularla aşk durumlarını konuştuk. Yapımın baş karakterleri Cennet ve Selim arasında bir etkileşim başladı. Ancak yeni alevlenmeye başlayan bu aşkın henüz biraz daha güçlenmeye ihtiyacı var. Berkatan bu konuda ufak tüyolar veriyor. Kader tekrar Cennet'le Ali'yi aslında tekrar bir araya getiriyor. Tabii bunun en başta farkında değiller doğal olarak. Sonradan da bu hikaye açılacak. Ama tabii bir zor bir aşka doğru sürüklenecek ilerleyen bölümlerde. Çok güzel şarkı. Bizim şarkımız olsun mu? Olsun. Yapımda Yusuf Akgül'ün hayat verdiği Orhan'sa Cennet'e ilgi duymaya başlayan bir diğer karakter. Orhan nasıl biri diyerek başarılı oyuncuya mikrofon uzatıyoruz. Bilmiyorum tam. oynarken ortaya çıkıyor aslında. Benim gerçekten de çok şey öğrendiğim bir adam Orhan. Olgun, ne yapmak istediğini bilen ve istediği şeyi yapmak için strateji geliştiren ve bu stratejiye uygun davranmayı da becerebilen bir adam. Bu anlamda çok şey öğreniyorum kendisinden. Oğlum biraz benimle takılsan da hayatın renklensin. Senin hayatın ne renk? Sarı, kızıl, siyah. Gerçi bu aralar kumral biri dikkatimi çekiyor. Orhan ve Selim iki eski arkadaşlar. Ancak anlaşılan o ki Cennet'e karşı hissetmeye başladıkları duygular onları birer rakip haline getirecek. Bu gerçek hayatta başımıza gelse içinden zor çıkacağımız bir durum olurdu herhalde. Benim başıma gelmedi. Herhalde çok büyük bir zorluktur. Çünkü bir sevgi duyuyorsun hem o arkadaşına hem de bir de bir yandan da yaşadığın duygular var. Onların da peşinden gitme gibi bir motivasyonun olabiliyor. Zor. Kolaylık versin. Uzun zamandır kimseye karşı hissetmediğim şeyler hissediyorum ona karşı. Cennet yanımda olsun istiyorum. Yani senin anlayacağın ben Cennet'ten hoşlanıyorum senin. Orhan'ın Cennet'e karşı bir şeyler hissettiğini söylemesi ilerleyen bölümlerde Selim'i acaba nasıl etkileyecek? Aslında akraba gibi bir durum var ortada. Beraber büyümüşlük var ayrıyetten. Ama tabii hep Orhan'la Selim arasında bir çekişme hep olmuş zaten zamanında da. Tabii burada da şimdi yani ciddi bir aşkın arasına girmek ciddi problem. Senin hiç önüz gelmedi daha. Ne oldu? Şirkete dönmeye ikna edemedin mi yoksa? Bana bak istiyorsan bir de ben dinleyeyim. Gerek yok. Gelecektir. Hem Cennet benim. Benim konuşmam daha doğru. Yakışıklı oyuncu Berkatan, Selim'in Cennet'e olan duygularının arkasında sonuna kadar duracağına inanıyor. Ona göre Selim, Orhan yüzünden geri adım atmayacak. Tabii ki de atmaz asla kesinlikle. Öyle bir durum söz konusu daha iyi olamaz. Hatta tam tersine daha da aşkına, duygularına, Cennet'e daha da sahip çıkacak. Yüzüme bak. Gözlerime bak. Ben daha önce hiç böyle bir şey hissetmedim. Çok acayip bir şeymiş gerçekten. Ne o acayip lan? Aşk. Diğer tarafta Melisa, Selim'e karşı koyamadığı derin duygular besliyor. Zehra Yılmaz'la bu kafası karışık genç kızı anlamaya çalışıyoruz. Aşk her şeyi yaptırır. Melisa aşkından yapıyor, sevgisinden yapıyor. Çok aşık Selim'e. Çocukluğundan gelen bir şey. Ya hiç kimse olmamış hayatında. Hep Selim'le olacağım hayaliyle büyümüş. Ve ne yapıyorsa onun için yapıyor. Aslında başka bir düşmanlığı yok Cennet'le. Sadece Selim. Aşktan. Bence aşk olunca, aşk söz konusu olunca kızmayın yani bana. Daha iki gündür tanıdığım bir kızı bana savunuyorsun. Ya ben öyle miyim? Ben çocukluğumdan beri yanındayım. Senin dizinin dibindeyim. Bizim iyi günümüz, kötü günümüz hep birlikte geçti Selim.
İşte bu yüzden sen zaten benim en iyi arkadaşımsın. Ya Allah kahretsin. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Duygularımı anlatmama izin bile vermiyorsun. Dur. Ne olursa olsun bu cennetle Melisa, Selim'le Orhan arasında bir savaş anlamına geliyor. Bu savaşı kim kazanır dersiniz? Savaşın kazananı değil. Aslında savaşın zaten bence kazananı olmaz. Savaştan herkes bir yarayla, darbeyle çıkar. Cennet'in ayrı bir savaşı var, Melisa'nın ayrı bir savaşı var. Zaten ikisinin aynı teraziye koysak çok doğru bir adalet tartısı olmaz. Git buradan. Git buradan, bir daha da sakın ama sakın benim karşıma çıkma. Sen de bir daha sakın ama sakın Selim'in etrafında dolanma. İnan bana çok kötü olur senin için. Son olarak Dizi TV mikrofonumuzu esprili oyuncu Berkatan'a emanet ediyoruz. Bizim için dizideki partneri Almila Ada'yla keyifli bir röportaj yapacak. Merhaba arkadaşlar. Dizi TV mikrofonunu ben aldım ve Almila Ada'yla röportajı ben yapacağım. Nasılsın Almila? İyiyim, teşekkür ederim. Şimdi soruları elimize alalım. Bu arada ilk röportajım olacak seninle. Ne güzel. Ne mutlu bana. Son durumlardan konuşalım. İşler iyice karıştı. Cennet'le Selim arasında bir aşk geçiriyor. Sence bu aşk cephesinde neler olacak? Selim karakteri biraz Cennet'ten hoşlanmaya başladığını gördü seyircilerimiz. İlerleyen bölümlerde de Cennet'in de ona karşı boş olmadığını ama aralarına birkaç problem gireceği için o kadar da doğru düzgün yaşayamayacaklar aşklarını şimdilik. Tutamıyor ve araya giriyoruz. İzleyicilerden Selim ve Cennet olarak nasıl tepkiler alıyorsunuz? 3 bölümdür çift olarak yakıştırdılar ve güzel tepkiler alıyoruz. Senin röportajından cevap vermiyorum. Sadece sen cevap veriyorsun. Sevgili Berkatan, adeta bizim ekiptenmişçesine güzel oyuncu Almila Ada'yı terletmeye devam ediyor. Cennet'in talipleri artıyor. Evet, Cennet. Şimdi Cennet'le alakalı hem Orhan hem de Selim arasında bir çekişme olacak. Orhan araya girecek. Bu Selim'le arasındaki etkileşimi nasıl etkileyecek? Orhan araya girdiği için Selim pek memnun olmayacak. Doğal olarak. Doğal olarak. Ama yani henüz o kadar Orhan'ın Cennet'e karşı olan ilgisini Cennet henüz haberdar değil bu durumdan. Ama tabii ilerleyen bölümlerde biraz daha farkına vardığı zaman Selim'le olan ilişkisini bozulacağını tahmin ediyorum ben aynı olarak. Cennet'in gözyaşları ATV'de. Merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de. Cennet'in gözyaşları ATV'de. Ve merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de. Cennet'in gözyaşları ile ilgili merak ettiğiniz her şey burada Dizi TV'de.